Çok önemli bu kısım. Yani empatiyle fedakarlığın ayrımını yapabilmemiz çok önemli ve programın ilk kısmında da bahsettiğimiz karşımızdaki söylemeden onun ne istediğini anlamamız ya da anladığımızı düşünmemiz karşı tarafın yetişkin olmamasına yol açabilir demiştik ya. Aynı şey kendimiz için de geçerli. Yani ben ihtiyacımı, isteğimi dile getirmeden anlaşılmasını bekliyorsam alt metinde şu olabilir. Ben de yetişkin olmak istemiyorum. Evet. Aynı çocuk gibi kalayım. Doğru. Hani çocukken ben hiç derdimi anlatamazdım ama neye ihtiyacım olduğum anlaşılırdı ya. Aynı o halimde kalayım. Aynı ebeveynimin bana baktığı gibi çevremdeki kişiler de ne istediğimi anlasın. Yetişkinlikte böyle bir dünya yok. Söylemek zorundayız. E, halimden anlamadın mı? Çok güzel bir cümle. Tamam. Çok güzel bir beklenti belki. Ama hayır. Onun anlamasından önce bizim bunu dile getirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Benim sorumluluğum bunu dile getirip getirmediğim yerle alakalı. Aynen. Ben bunu dile getirdikten sonra karşımdakinin ne yaptığı da onun sorumluluğunda. Ve yani, sonra izleyeceğim orayı. Aynen. Ve onun da yapmaması durumuna da açık olmakla alakalı bir şey. Çünkü ne kadar çok istesek de bazen karşımızdaki kişi ihtiyaçlarımızı karşılamaya gönüllü olmayabilir. Çok üzücü, çok acı bunu fark etmek. Ama bazen de böyle olabilir. O zaman da karşımdaki de bunu yapmıyor ile yüzleşmek. Yani ben söyledim ve karşımdaki yapmadıysa o zaman bunun acısıyla da yüzleşmem gerekiyor. Ben hiç söylemeyeyim, onun anlamasını bekleyeyim. O yapmadığı için tekrar sinirleneyim. İşleri çözülmez bir kısır döngüye sokmuş oluyor. O yüzden kendimizden başlayan sorumluluğu da göz ardı etmememiz lazım. Bu ipin ucu nerede kaçıyor biliyor musunuz Nihan Hanım? Bazen eşlerde şöyle oluyor. Hani belki biraz bir eş daha becerikli oluyor. İşte girişken oluyor filan. Diğer eş hani daha böyle evin yuvasından çok fazla tecrübe olmuş. 20'li yaşlar yani insanlar nasıl bir tecrübe yaşasın zaten. İki tarafta şey. Ama bazıları becerikli oluyor. Şimdi o becerikli olan eş kadın ya da erkek diğerinin yavaşlığından rahatsız olabiliyor. Ve o yüzden de hani o pratik şey gibi biraz hızlan. Ya da ne kadar yavaş yapıyorsun ya da niye böylesin? İşte bak burada işler var. Yani onun kendi öğrenme deneyimiyle onun öğrenme deneyiminin farklı olduğunun tam empatisinde ya da idrakinde olmuyor. O yüzden evlendikten sonra eşimizin bize benzemesi ya da bize uyuması yerine onun da belki biraz daha öğrenme aşamalarında ona destek olmamız da anladığımız bir süreç olmalı. Sonra şöyle eşler çıkıyor. İşte kadın ya da erkek biraz becerikli ya. Bütün işler ona kalmış oluyor. Yani ben aynı çocuk yetiştirir gibi belki bir tarafıyla çocuklarımıza da bu perspektifi uygulamalıyız. Şimdi tabii ki bir çocuğu ben ilk başta ayakkabı bağcığıyla bıraktığımda o 20 dakika onu uğraşacak evet. Yani. Ama işte ben o 20 dakikaları biraz tölere etmem, sabretmem. Biraz o rahatsızlıkla yaşamam gerekiyor. Şimdi eşimle de ilgili öyle örnek veriyorum. Ben diyelim ki evlendim. Mutfak tecrübem çok fazla. Şimdi eşimden diyorum ki şunları getir, şunu yap filan. Bakıyorum ki biri eksik yapıyor, tuhaf yapıyor, bir bazılarını kırıyor, döküyor filan. Sonra diyorum ki aman senden de bir şey istenmez. Ben kendi başıma yaparım. Şimdi genelde zaten kısır döngüler burada başlıyor. Evet. Eşimizin o bizim hızımıza yetişemediği yerde ya da bizim kadar o becerikliliğinin olmadığı yerde onun bize doğru öğrenme fırsatını ya da bize doğru gelme ya da yaşamı biraz daha kendi çerçevesinde hızlandırma hızını bekleyemiyoruz. Aceleci davranıyoruz. Çocuk bakımında biz bunu çok görüyoruz. Şimdi kadınların mesela bebekle ilişkisiyle erkeklerinki bebekle ilişkisi evet. Zaman ve hız olarak aynı olmuyor. Evet. Biyolojik ve hormonal olarak da aynı olmuyor. Biraz halden anlamak derken yani ben kendime de bakmalıyım. Ben acaba biraz pratik bir insan mıyım? Bakın bu kötü bir şey değil. Diğeri de yavaş yani ben bunu niye kötü ya da iyi olarak addedeyim? Tamam bir iş yapılacak hani var ya öyle bir matematik problemleri ya maksimum sürede şu kadar bir iş yapılacak. Şimdi buradan zamandan da tasarruf etmek için şey bakmamız gerekiyor. Doğru ama ben ileride 10 yıl sonra kendimi feda etmiş ondan sonra saçım başım şöyle kıyafetim böyle yani böyle bir profilde mi olmak istiyorum yoksa eşimin de bana destek olan yardımcı olan o yüzden eşimin de öğrenmesi için onun da bazı hatalarını tölere ederek sabırla bana destek olmasında teşvik edici olmam lazım. Evet. Bazı dediğim gibi becerikli pratik kadın ya da erkekler eşin hızını beğenmiyorlar burada da feda eden aşırı empatik bir kurban rolüne girip sonrasında da bu patlayabiliyor ne yazık ki. Şöyle soruyor tabii. Seyircimiz, senin halden anlar durumda karşıya davranman bunun altında bir menfaat olduğunu düşündürebiliyor karşı tarafa. Anladım.
O yüzden bu sınırı nasıl ayarlamak gerekir? Çok güzel bir soru. Şey gibi değil mi? Zamanımızda bu tarz şeylerden korkuyoruz değil mi Nihan Hanım? Şey gibi sanki hani birisine karşılıksız bir iyilik yaptığımda ya da işte halinden hatırından sorduğumda çıkarcı ve bencillik dolu, haz dolu bir çağda yaşadığımız için hani bu benimle niye muhabbet kuruyor acaba? Çıkarı ne? Ya da bu benim empati yapmam çok üzücü bir şey. Evet. Ama tam da izleyicimiz bu çağın, tam da bu yüzyılın sorusunu sordu. Burada ne yapmak gerekiyor biliyor musunuz? Ben insani duruşumdan, kendi etik, vicdani her neyse o duruşumdan vazgeçmiyorum. Halinden, hatırından anlıyorum. Karşı tarafın ne anladığı onunla ilgili. Evet. Biz o tarafı düşünmüyoruz. Geçen öyle bir video izledim. Çok hoşuma gitti. Ben oradan da anlatmak istiyorum. Bir terapiste şey sormuşlar. İşte çok iyi bir terapistsiniz filan ama acaba benim anlattıklarımdan sonra kafanızda beni yargılıyor musunuz diye düşünmekten kendimi alamıyorum diye sormuş danışan. O da demiş ki benim terapist olarak yani bir psikolog olarak yargılamamam gerekir. Bu benim mesleki etiğim. Eğer ki yargılıyorsam da bu benim kendimle ilgili halletmem gereken problemlerim olduğunu gösterir. Yani kastettiğim şu izleyicimize. Eğer ki karşı taraf menfaat ya da çıkar odaklı bunu düşünüyorsa bu onun problemi ve onun kendi neyse güvensizliği ya da neyse insanlara karşı kırılganlığı kendisinin halletmesi gereken bir şey. Her zaman öyle ya hani hırsızın hiç mi suçu yok gibi. Evet. Biz sanki sağlıksız insanlara göre de bir duruş almamız gerekiyor gibi tuhaf bir şeye dönüşüyoruz. Bana bu o kadar saçma geliyor ki ben niye vicdani duruşumdan empatik davranmak istiyorum? Belki onun halinden hatırına anlamak istiyorum. Karşı tarafın oradaki düşüncesini yani kendi yapmak istediklerinizden özellikle insani duruşunuzdan kesinlikle ön plana koymayın. Ama şöyle bir şey olabilir. Karşı tarafın rahatsız olduğunu hissediyorsunuz. Soru sorduğunu yani nasılsın halin nasıl? Konuşmayı devam ettirmek istemiyor. Zaten bu da şeyi de gösterir. Karşı taraf size kendisini de açmak istemiyor. Ama şöyle kazalar da hep olacaktır. Yani bir bakacaksınız ki sizin arkanızdan şöyle demiş olabilir. İşte bana sürekli bir şeyler soruyor ama işte bakalım ne zaman işi düşecek. Yani hani bununla da karşılaşabilirsiniz. Kötü insanlar ya da bizim yaptığımız sağlıklı davranışı olumsuz bulan kendi içindeki güvensizliği halledememiş insanlar hayatta hep olacak. Ama ben o sağlıklı tarafından vazgeçmeyeceğim. Neden? Emin olun ki 9 kişide işe yarayacaktır bu empatik anlama. Çünkü herkes aslında bunu çok sever. Herkes halinden anlaşılmasını ister. Herkes empatik olarak birisinin dinlemesini ister. Nasılsın, iyi misin, keyfin ne filan. Biz bunu en çok kimlerde görüyoruz değil mi? Yaşlılarımızda çok görürüz. Mesela hep konuşmak isterler, anlatmak isterler. O halinin hatırının görünmesini isterler. Bazen gençler sıkılırlar filan ama yani herkes halinin hatırının aslında görünmesini ya da şeyse duruşunuzdan vazgeçmeyin ama karşı tarafın işte rahatsız olduğu ya da kendini geri çektiği yerde de tabii ki biz de bir mesafe ayarı yeniden revize ediyoruz olabilir. Bu naif diyorum ki dünya bu güzel naif insanlar hatırına dönüyor. Hani naiflik günümüzde şey gibi görülüyor ya. İşte, güçsüzlük. Güçsüzlük, zayıflık, işte hassaslık işte bilmem ne. Hayır bu güzel insanlar hatırına bence dünya dönüyor yani.